Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Değişsin Eren. 4600 böyle daha güzel ki daha da artıyor. Şu anda 4700 olmak üzere her türlü desteklerinizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli dostlar çok fazla haberim var. Hızlı geçmem lazım. Fenerbahçe Samet'e kulüp arıyor. Fenerbahçe performansıyla İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Samet Akaydın'a kulüp arıyor demiş. Haberin giriş cümlesinde. Aslına bakarsanız ben videoyu çektiğim saatlerde de Samet Akaydın'ın menajeriyle de bir görüşme var gibi gibiydi. Şimdi yapılan transferlerden sonra geri planda kaldı. İsmail Kartal'ın da gözüne giremedi. Hayal kırıklığı. Fenerbahçe kadrosunda da işi zor. Süper Lig'den Avrupa'dan birçok takımda talip. Eski kulübü Adana Demirspor'da istiyor ama Fenerbahçe 3.7'de direttiniz. İstiyorsanız 3 milyon euroya verelim diyor. E geldi, Ciku geldi. Samet Akaydın, Omar Fayet, Luan Perez. Ee, aslına bakarsanız Fenerbahçe'de bir kumar oynanabilir arkadaşlar. Nedir o kumar? Omar Fayet kalıp, Luan Perez'in e, sözleşmesi dondurulup ya da lisansa dondurulup bu şekilde devam edebilir. Şimdi Bekava 1, Ciku 2, Luan Perez 3, e, Serdar Aziz 4, Omar Fayet 5. Samet Akaydın da sayarsak 6 tane stoper var iki tanesi fazla. Juan Perez'in bu sakatlığı nasıl olacak bilmiyorum. Gitme ihtimali var mı? Var. Samet Akad'in 4.2 milyon euro hani 3 ve üzeri veren olsa göndereceğiz. Serdar, Omar, Fahit falan diyeceğiz ama e, bu da tabii değişik bir olay. İçinden çıkılmaz bir süreç. Aynı şekilde Livakovic, İsmail Kartal beni korudu Ben Samet'in gideceğini pek san, hani sanmıyorum desem ya yalan söylemiş olurum. Çünkü gidebilir. Ballon d'Or'da yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü'ne aday gösteren Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic açıklamalarda bulundu. Ve Divakovic e, Livakovic Ballon d'Or Le Yashin Ödülü'ne aday göstermek için çok büyük bir onur. Ancak benim için Hırvatistan'ın kazandığı Dünya Kupası ikinciliği ve üçüncülüğüdür. Takımın başarısını daha çok umursuyorum. Elbette dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri olarak gösterilmek insanı mutlu eden bir şey. Fenerbahçe'ye gittikten sonra birkaç antrenmana çıkamadım. Ufak bir ağrım vardı ama şu an çok iyiyim. Cumartesi gününden bu yana antrenmanlarımı %100 şekilde yapabiliyorum. İsmail Kartal'a teşekkürler. Beni korudu ve riske etmek istemedi. Bu yüzden Fenerbahçe ile henüz ilk maçıma çıkamadım demiş. Hemen kronik sakat falan demeye başlamışlar. Millet bir tuhaf. Emre Mor Adana Demirspora sıcak. Konferans Ligi kadrosunda kadronun dışında kaldı Emre Mor. Adana Demirspor'a transfer olmaya sıcak bakıyormuş. Sezonun ilk maçında Zimbru maçında girdi, sonra 11 dakika sonra sakatlandı. İsmail Kartal mecbur kadroya yazamadı. Moral bozukluğunu yaşıyor 26 yaşındaki oyuncu ve Akdeniz ekibine gidebilir diyor. Şimdi 42 maça çıktı, 6 gol, 3 asisti var. Arkadaşlar Emre Mor'la ilgili daha önce de söyledim. Emre Mor'u biz de istediler. satın dediler 2 milyon, 3 milyon euro'ya. Biz de yok dedik. Tekrar bir teklif sunacaklar. Kesin peşin şudur budur demem. Çünkü tekrar sunacakları teklif benim için önemli. Bir Pendik Spor için 3 milyon euro veriyorsa bir Adana Demirspor'da belki 8 milyon euro verecek Emre Mor için. Neden vermesin? Fenerbahçe Luis Enrique'den haber bekliyor. Fenerbahçe Paris Saint Germain'de forma giyen Danilo için Paris Saint Germain teknik direktörü Luis Enrique'den vereceği kararı bekliyor. Danilo Pereira'nın durumunu Fenerbahçe sormuştu. Başkan Ali Koç transferde Fransız ekibinin sahibi Al Klafi ile yakın ilişkilerini kullanarak transferi bitirmeyi planlıyor. Ancak Luis Henrique'nin kararı. Çünkü Fransız devinde artık 11 önemli parçalarından biri olarak görülmüyor. Yeni transfer Ugarte'ye formayı kaptırdı. Alt yapıdan A takıma yükselen 17 yaşındaki Zaire Emery de rotasyonda Danilo'nun önünde yer alıyor. E kısa sürede bildirilecek diyor. Arkadaşlar Danilo olayı şu. Bizim beklentimiz yüksekti. Nasıl yüksekti? Onu satarız, bundan para elde ederiz. Ondan bonservis servis elde ederiz diye. Anlatabiliyor muyum? Mesela Joshua King'den bile ciddi bonservis elde edebilirdik. Luan yani Perez zaten saymıyorum bile. Anlatabiliyor muyum? Crespo, Hakeza, e Batshuayi mesela gitseydi Morales, Alfredo Morelos'u alıp artı para kaynağı olabilecektik. Şimdi bir sıkıntımız var. Sıkıntı da şu şekil bir sıkıntı. Hani bize bir nevi kaynak lazım. Bu kaynağı üretmek açısından da her şey yapılabilir. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Hani o bedava olursa alınabilir. Niye alınmasanız? Kadroda düşünmüyorsun. Yıllık ücret, maliyet, transfer market, o bu şu derken ee, öyle bir şey olabilir arkadaşlar. Hakkımız da hayırlısı olsun. Ama ben Verratti konusunda da başka takıma gidene kadar imzayı atana kadar ısrarla söylüyorum. ben ihtimal veriyorum abi. Yani bu bir inanılması zor bir macera ama 45 milyon euro veren çıkmazsa olabilir ama verilebilir şimdi bir şey de diyemeyeceğim. Futbolcu kalitesiz olsa yani. Fenerbahçe'ye İtalyan De Bruyne. Fenerbahçe Juventus'un genç yıldızı Mirretti için harekete geçti. Bu ne lan Mirretti, Verratti. İlla içinde iki tane RAM olması lazım. Çok garip bir takımız ya. İtalyanların debül olarak lanse edilen 20 yaşındaki orta sahası için Fenerbahçe çalışma başlattı. 6 numara arayışında sağ gösterip sol vurmaya hazırlanıyor. Jorginho, Parti, Van de Beek isimlerini piyasaya oyalayan Fenerbahçe Fabio Mirretti'nin Fabio Mireddili konusunda asıl hedefin bu olduğu iddia edildi. İtalyanların Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'nin veliahta olarak gördüğü 20 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe harekat başlatmış. Çizme basını da Kanarya'nın bu transferini doğrulamış. İşi kolay değil. Torino yerel basından Juventus yakınında bilinen haber siteleri, haber sitesi Fabio Miretti'ye Türk kulübü Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu doğru diyerek haberi doğrulamış. Ancak devamında Juventus'un Miretti'yi bırakmak istemediği Fenerbahçe'nin bu transferde işinin zor olduğu öne sürüldü. Geçen sezon Juventus altyapısından A takıma çıktı. 5 milyon euro olan değeri bir senede 3'e katladı. 20 yaşındaki orta sahanın şu an piyasa değeri 15 milyon euro. Juventus'ta şu ana kadar 49 maça çıktı. 2259 dakika sahada kaldı. 3'te asist yaptı demiş. Yani açık söyleyeyim imkansız. Herhalde daha açık olmazdı. Diye düşünüyorum. Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde 13 transfer. Uzun bir haber. İsmail Kartal döneminde her kulvarda başarı hedefliyor. 15 Eylül'de transfer sezonu sona eriyor. Şu ana kadar 13 futbolcu kadroya katıldı. Ve arkadaşlar tescil dönemine Fenerbahçe çok çok hızlı girdi. Kent, Ceko, Ciko, Umut Nair, Şimanski diye. Ee, hani savunmaya takviyeler yapıldı. Strasbourg'dan Alexander Ciko, Umut Nair, Milli Forvet, Şivanski, 9 milyon civarına alındı. Hazır, hazırlık sürecinden sonra gelen transferler karıştı. Çünkü Arda Güler gitti. Tadiç birdenbire şapkadan hani tavşan çıkar gibi çıktı. Bekao 2 yıllık ex aşkımız birdenbire transfer edildi. Mert Müldür. Hakeza Mert Müldür. Milli yıldızımız bir şekilde transfer oldu. Miha sözleşme uzatıldı. Kafalar 1 milyon. Fred Cengiz Ünder aynı gün açıklandı. Fenerbahçe tarihinde nadir anlardan biridir her ne kadar da şu an için kafalarda bazı soru işaretleri olsa da hız kesilmedi birçok isim geldi gitti ve 10. yabancı kalecimiz Livakovic Altay Bayındır'ın sürpriz ayrıldığı falan iyi başlayan Avrupa ve Süper Lig süreci 9'da 9'da gitti Fenerbahçe'miz inşallah milli aradan sonra da galibiyet serileri devam eder önümüzdeki maçlarda açıklanmış bu arada onu da söyleyeyim 28 Eylül'de 28 Eylül Perşembe günü erteleme maçımız var arkadaşlar Süper Lig'deki. Zaten tahmin ettiğim tarihe vermişler onu da söyleyeyim. Gidenler oldu, gelenler oldu. Şöyle gidenleri kısaca hatırlayalım. Diego Rossi 5.6 milyon dolar ve 1 milyon dolar bonuslarla MLS ekibine gitti. Atilla Salay 12.3 milyon euro. Samat da bedelsiz gitti kurtulduk. Berisha 4 milyon euroya gitti oradan da 12'ye gitti. Bizimkide de kafayı taşa vurdu. Pelkas Sözleşmesi bitti gitti. Ezgi Can Alioski kiralıkta geri döndü. Buruma e, Braga'ya gitti. Şimdi Rossi 1, Salah 2, Samatta 3, Berisha 4, Pelkas 5, Alioski 6, Buruma 7. Valencia 8, Altay Bayındır 9, Gustavo Enrique 10, Arao Serdar Dursun 12 yaptı. 12 tane giden var. Kiralık gidenler. Jao, Pedro 13, Thiago Çukur 14, Ertuğrul 15, Yiğit Efe 16, Yusuf Kocatürk 17, gerçi 17, 16, 15, 14. Tiago Çukurdas çık 13 diyelim. 13 kişi gittim. Arda Çağdaş, İnegöl, Çağatay Kurukalıp, İskenderun Spor, Emir Ortakaya, Kocaeli Bora Aydınlık, Hal City, Eyüp Akçan, Iğdır'a kiralandı ki bayağı kiralık oyuncumuz var. Biz buradan ne sonuç çıkaracağız? Fenerbahçe tarihindeki en ee, ilginç transfer sezonlarından biri olduğunu ortaya çıkaracağız. Yolun sonu şampiyonluk olsun da kim geldi kim gitti önemli değil. İddia son dakika Galatasaray'da maaş ve bonservis skandalı. Icardi Fransız basınında göre Galatasaray ile yaptığı anlaşmada bonservisi 35,5 milyon euro maaş olarak da yıllık 10 milyon euro kazanacaktı diyor. Galatasaray ise kap bildiriminde Icardi'nin maaşını 6, bonservisini de 10 milyon euro olarak daha doğrusu 9.743 589.5 4 taksit olarak açıkladı. Aradaki korkunç fark herkesi şaşırttı diyor. Erden Timur'un Paris Saint Germain'in Amerikalı sahibi olan Nasr El Halif ile ticari ilişkilerinden dolayı transfer üzerinden usulsüzlük yapılan şüphelenen UEFA'nın bu transfer için inceleme başlattığı söyleniyor diyor. Galatasaray'ın Avrupa'dan men edilmesi gündemde diyor. Arkadaşlar bu tip haberlerin ne kaynağı doğrudur ne iddiası doğrudur. Resmi olmadıkça hiçbir şeye inanmayın. Ha ben de isterim. Keşke Galatasaray'a soruşturma başlasalar, ceza verseler. Bak bu tip iddialar bitmez. Bir şey de çıkmaz. Kendinizi kandırmayın. Anlatabiliyor muyum? Ben bu haberi sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım. Twitter'da Fenerli Duyum iki tane M var sonunda. Instagram'da Fenerli Duyum iki tane M var. Orada da aynısını söyledim. Bu takımlar SPK'da işlem gören takım. Bak bu iddiaların içinde yer almayın sizler. Piyango size vurur. Hakkınızda attığı süreç başlar. Uğraşıp durursunuz. Anladınız mı? Son olarak da <laughs> süperlikte fikstür belirlendi dedim arkadaşlar. Şimdi 17 Eylül pazar günü saat 17'de Fenerbahçe Antalya Spor maçı. Hocam pazar günü 17'de maç mı olur? Keşke pazartesi olsaydı. Çünkü ben ısrarla söyledim size. Pazartesi olmaz daha iyiydi. Sakatların gelir bilmem nelerin ileşip. Bakın 17 Eylül saat 17'de. Yani saat erken farkındayım. Ama hem Fenerbahçe hem Beşiktaş Avrupa'da. Hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın yanlışım yoksa deplasmanları da aynı evleri de aynı. O yüzden ikisine de birine pazar geliyorsa öbürüne de pazar. Birine pazartesi geliyorsa öbürüne de pazartesi gibi bir süreç var. Fakat çok takılmayın 17'ye. 6. hafta Alanya maçı <laughs> 24 Eylül pazar 20'de. 7. hafta Rize Spor maçı 1 Ekim pazar saat 16'da Fenerbahçe stadında. Arkadaşlar bakın Ekim, Pazar, 8. hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe, 8 Ekim, Pazar, 19, 9. hafta Fenerbahçe, Atay Spor, 22 Ekim, Pazar, 19. Bakın 14 günlük bir ara var. Dikkat ettiyseniz yine milli ara var arada. Yani Antalya, Alanya, Rize, Kasımpaşa 4'te 4 yapalım. İnşallah aradaki erteleme maçında kazanalım. 5'te 5 yapalım. Odağımız, ilgimiz, alakamız burası olsun. 5'te 5'te devam edelim yolumuza. Anladınız mı? 5'te 5 beş ile devam edelim. Çenemizi kapatalım. Sonrasında zorlu bir periyot başlıyor. 22 Ekim Pazar 19 Hatay dedik. 10. hafta Pendik Fenerbahçe 29 Ekim Pazar saat 19'a. 29 Ekim günü maç yapılması tuhafıma gitti benim. Ancak 11. hafta Fenerbahçe Trabzonspor 4 Kasım Cumartesi saat 19. Yani o ara milli maç olmadığı için Cumartesi günü maçımız var. Trabzonspor maçı. 12. hafta Adana Demirspor Fenerbahçe maçı 12 Kasım Pazar saat 19. Fenerbahçe Karagümrük 13. hafta 26 Kasım Pazar saat 19. Bakın 12 Kasım 26 Kasım. Yine orada da 4 14 günlük bir ara var. Milli ara. Yani Hatay 1, Bendik 2, Trabzonspor 3. 3 maç. Şey pardon bir de Adana Demirspor maçı var. 4 maç. 4 maçlık zorlu periyot. Dedim ya 5'te 5 yapalım. Bu araya girelim. 8'de 8'de o araya girmiş olursun. Sonrasında <laughs> 4 maçlık zorlu bir periyot. Eğer bu 4 maçtan da alnının akıyla çıkarsan buradan 4 galibiyet. Öncekinden 5 galibiyet yani toplam 9 galibiyet elde edersen 12'de 12 ile sezonu e, tarihi bir şekilde açmış olursun. Ben 12 maçta 10 galibiyet 2 beraberliğe razıyım şahsen. Kabul ederim. O kadar diyeyim size ama bu şekilde olursa da ballı kadayıf olur. Sonrasında 13. hafta 26 Kasım Pazar günü Fenerbahçe Karagümrük Pazar 19. 14. hafta Fenerbahçe Sivaspor 4 Aralık Pazartesi saat 20. Ancak maç İstanbul'da. Pazartesi günü maçlarının 20 olması da gayet normal onu söyleyeyim. 15. hafta Beşiktaş Fenerbahçe 9 Aralık Cumartesi saat 19. Bakın Cumartesi. Her iki takımın da Perşembe maç olduğu için Cumartesi olması normal. 16. hafta Fenerbahçe Konya 17 Aralık Pazar saat 19. Bakın 8 günlük bir ara var. Ee, bence 8 günlük arada buraya belki Türkiye Kupası sıkıştırırlar diye düşünüyorum. 17. hafta Kayseri Spor Fenerbahçe. 20 Aralık Çarşamba saat 17. Yani 20 Aralık Çarşamba saat 17 benim bu maça gitmem lazım. 18. haftada Fenerbahçe Galatasaray. 24 Aralık Pazar saat 19'da. Şimdi 24 Aralık Pazar saat 19. Bir de araya Türkiye şey Süper Kupayı koyacaklar. Ertelettiler Galatasaray'ın gücü kadrosu zayıf diye. Ee, o da Ocak ayına sarkacak. Takılmayın. Hocam biz niye gündüz oynuyor? Onlar niye gece oynuyor? Hocam biz akşam niye oynuyor? Onlar niye sabah oynuyor? Hocam biz niye şöyle yapıyoruz? Onlar niye böyle yapıyor? 0 7 yaş grubu tepkilerinizden vazgeçin ya. Bunlar normal şeyler arkadaşlar. Bunlar artık basit şeyler. Anlatabiliyor muyum sevgili dostlar? Bunlar çok basit şeyler. İki takım da perşembe günleri maça çıkacak. Mecbur. Ha, keşke konferans ve UEFA'nın maçları da çarşamba perşembeye yayılsa. Ama o zaman Şampiyonlar Ligi'nin reytingi düşeceği için kabul etmez paşalarımız. Ben bunu söyleyeyim. Yani paşalarımız bunu kabul etmezler. Ha, konferans Ligi bence saçmalık. Ya Şampiyonlar Ligi ya UEFA Ligi olması lazım. Bu benim şahsi fikrim. Ancak İki kupanın da olması istenilen bir şey. Avrupa'da hani daha çok maç izlensin, daha çok maç oynansın hevesindeler. Bunu belirteyim. Umarım anlatabildim arkadaşlar. Yani umarım dertlerimi, kederimi anlatabildim. Çok takılmayın diyorum. Yani çok çok takılmayalım diyorum. Kastettiğimi de umarım anlamışsınızdır. Fenerbahçe'mizde yolun sonu şampiyonluk olsun önümüze bakalım. Bakın süreçler 4 maçlık, 5 maçlık bir süreç. 4 maçlık bir süreç. En az hasar, hatta hasarsızlık inşallah. Önümüze bakalım. Ondan sonrası kolay. Bak. Şunu unutmayın. Kazanmak kötü oynarken bile kazanmak rakibinin bütün inanç sistemini mahveder. Kötüyken bile kazanmak. Sen kazanırken bir de rakibin kaybederse vallahi ekmek kalayım. Yani umarım kıymetli dostlarım anlatabilmişimdir. Bu arada ben özellikle e, beklettim. Çünkü 40.800 olalım diye. 40.696 şey, e, 796 Yani inşallah 40.800 40.900 böyle hep birlikte gideriz. Destekleriniz için, katkılarınız için kanalımıza desteğiniz e, kanalımıza samimiyetiniz Kanalımızı sahiplenmeniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere dostlar.